Ay silinmişti. Yıldızlar daha iri, daha parlaktılar. Bir yerlerde bir İsa kuşu içini çekerek ötüyordu. Zeynel tarlayı sine sine geçti, Kemal Cesur'un uyuduğu harmana geldi. Durdu, çevreyi dinledi uzun uzun. Sonra eğildi. Hızla Kemal Cesur'un yanına sokuldu. Sarı bıyığıyla çıyanı hatırlatan genç adam sırt üstü serilmiş uyuyordu. İri yıldızların ışığıyla hafifçe aydınlanan yüzü, açık sarı bıyığı. Sivrisineklerse çevresinde oğul veriyorlardı. Zeynel yere diz çöktü. Yüzüne hışımla baktı uzun uzun. Şu anda onu oracıkta. Uyurken boğabileceği gibi sustalısını çekip kellesini bedeninden de ayırabilirdi. Kemal Cesur yattığı yerde bir yandan bir yana döndü. Zeynel omuzundan sarstı. Uykudaki adamın gövdesinde dinler gibi bir bekleme oldu. Zeynel az sonra gene sarstı. Kemal! Sonra gene. Kemal! Kemal lan! Sarı bıyıklı sapsarı yüzü buruştu. Başı boynuyla ilgili değilmişçesine iki yana gitti geldi. Zeynel daha kuvvetli sarsınca hıh dedi. Yorgun uyku dolu gözleriyle Zeynel'e zavallıca baktı. Gel ardımdan dedi Zeynel. Bir iki anlamadı. Ha? Ardımdan gel. Zeynel'i birden tanıyarak yekindi. Sen miydin Zeynel ağa? Yavaş konuş, gel ardımdan. Kemal Cesur korku içinde. Zeynel'in ardından gitti. 100 metre ötedeki hendeğe önce Zeynel indi, ardından Kemal. Yüreği kötü kötü çarpıyor, işin içinde bir pislik olduğunu anlıyordu. Zeynel birden kara şalvarın cebinden parlak demirle sustalasını çıkardı, şakırtıyla açtı. Kemal Cesur'un yüreği oynadı. Kurban olayım Zeynel ağa, bana ne diyeceksin? Zeynel, sus dedi. Allahsız oğlu Allahsız. Bunu görüyor musun bunu? Kemal Cesur havaya kalkmış bıçağa dehşetle baktı. Görüyor musun lan? Görüyorum Zeynel ağa. Sorduklarıma doğru cevap vermezsen, Allah'ımı inkar edeyim gırtlağını sokarım köküne kadar. Kurban olayım Zeynel ağa, sorduklarıma doğru cevap verecek misin? Vereceğim Zeynel ağa. Zeynel hırsla kavradığı yakasından sarstı. Benden ne kötülük gördün şimdiye kadar lan? Ben mi? Ben mi Zeynel ağa? Senden tövbe vallahi hiçbir kötülük görmedim. Zeynel yakayı yeniden sarstı. Hani yalan söylemeyecektin? Vallahi yalan değil Zeynel ağa, billahi yalan değil. Ulan benim kulağıma kadar geldi silik. Bize de mi yok Lolo? Tövbe Zeynel ağa, vallahi her zaman derim ki şu Zeynel ağa olmasa bizim tekmil Allah'ımızı şaşırtacaklar derim. Allah Zeynel ağadan razı olsun, her tuttuğunu altın etsin derim. İnanmazsan sor. Senin hepimize faydan dokunuyor mesela. Sen olmasan o ırgat başı bizi günde 20 saat daha çok çalıştırır şerefsizim. Zeynel yalan söyleyenin anasına, avradına, beşikteki zürriyetine falan uzun uzun sövdü. Kemal Cesur zangır zangır titriyordu. Çeneleri vururken "Hey Zeynel ağa" dedi. "Yalansam anamı da, bacımı da, avradımı da, beşikteki zürriyetimi de." Zeynel artık bunca alçaklığa dayanamayarak yalancıyı bir yumrukta hendeğe yıktı. "Hergele, orospudan da aşağılık mısın sen? Kalk." Kemal Cesur beli kırık yılan gibi yerde sürünüyor. Zeynel'in ayaklarına kapanıyordu. Zeynel ağa, kurban olayım Zeynel ağa. Bir tekme. Kalk lan Zeynel ağa. Lan kalk. Yumruk yiyen ağzını yututarak kalktı. Zeynel, cevap ver. Bu bıçağı görüyorsun ya. Anam avradım olsun, sapına kadar gömerim ciğerine. Tövbe Zeynel ağa, dinim Allah'ım hakkı için tövbe. Eğer senin gıyabına bir kimseye bir şey dedimse avradım düştüsün. İki çocuğum var, ikisini de bir teneşirde yıkayayım. Zeynel dayanamadı. Ulan ırgat başıya gidip Zeynel ağa sövdü, saydı, tepem attı. Lan diyecektim filan demedin mi? Kemal Cesur sarsıldı. Söylemişti hepsini, söylemişti. İnkardan gelmenin faydası yoktu. En iyisi susmak. Susmak ama Zeynel hışım gibiydi karşısında. Sorusunun karşılığını bekliyordu. Ha dedi bir ara. Söyledin mi, söylemedin mi? Kemal'in gözleri kararıyor, ince bacakları gövdesini taşıyamıyordu. Öyle ki yere diz çöktü elinde olmayarak. Zeynel ağa, kurban Zeynel ağa. Kimden duydun bunları? Cevap ver. Söyledin mi, söylemedin mi? Allah'ını seversen kimden duydun? Ulan söyledin mi, söylemedin mi diyorum ben sana. Yeniden ayaklarına kapandı Zeynel'in. Tozlu yemeğlerini öpmek istedi. Yüzünü gözünü sürdü. Zeynel ağa, kapında itin olayım Zeynel ağa. Küçükten kusur, büyükten af Zeynel ağa. Ben ettim, sen etme Zeynel ağa. Zeynel iğrenerek kalk dedi. Adam zorla kalktı. Söyledin demek. Niye söyledin? Bir cahillik ettim Zeynel'e. Aklımca belledim ki ırgat başının gözüne. He, girerim de 3-5 kuruş faydalanırım dedim aklımca.
Irgat başına sana nasıl bir fayda gelecek? Hı? Akıl işte dedim ya Zeynel Ağa. Bırak şimdi akıllı nasıl? Hiç gelecek haftalarda iş verir diye. Gözün çıksın yokluğun. Çoluk çocuk derdi. Yoksa benim senin gibi bir insanla ne işim var? Bırak dedi Zeynel. Beriki coşmuştu. Tecrübe et Zeynel Ağa. Eğer senin yolunda ölmezsem itten rezil olayım. Ama bundan sonra. Karşısında titreyip küçülen adamı acımıştı Zeynel. Bütün bir ikiyüzlülük yokluktan kurtulabilme umuduyla. Para içindi. Elini kaldırdı. Neyse kısa kes dedi. Koskoca erkeksin. Ayıp. İkiyüzlülük erkekliğe sığmaz. Bak şurada kulun kıt. Allah'ın bol olduğu yazının yüzündeyiz. Öyle değil mi? Doğru Zeynel Ağa. İstersem sana her kötülüğü yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Yapma değil. Öte bile geçersin Zeynel Ağa. Boş böğrüne iki bıçak. Tamam. İtelerim harmana, çalarım kibriti. Hem harman yanar hem de sen. Çok çok ne derler? Irgatlardan biri cigara içerken attı izmariti yandı. Doğru Zeynel Ağa. Lakin iznin olursa sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Böyle böyle dediğimi kimden duydun? Zeynel'in eli gene kalktı havaya. Sana ne? Allah'ını seversen söyle kimden duydun? Kimden duyduysam duydum. Kemal Cesur uzun uzun yalvardı Zeynel'in ellerini sarılıp öptü. Vallahi gidip demem. Billahi demem kimseye bir şey. De ulan dersen de. O kadar dersem ne olur? Nasıl olsa senin kulağına gelmez mi? Gelir tabii. Bitti. Sen de bana her istediğini yap o zaman. Bundan sonra ne dersem yapacak mısın? Yapacağım. Kendini minareden at desem? Atarım Zeynel Ağa. Gözümü kırparsam gözüm çıksın. Zeynel şöyle bir düşündükten sonra sordu. Kimden duyduğumu bil bakalım. Kemal Cesur düşündü, mırıldandı. O gün usta başısıyla ırgat başı vardı. Usta demez. Irgat başı? Zeynel güldü. Kemal Cesur şüphelendi. Yoksa ırgat başı mı? Zeynel o anlamına başını salladı. Senin ırgat başı dediğin benim 20 senelik mahallelim komşum. Ne bakıyorsun suyumuzun akmadığına? Haloş Hamdi'ninle nasılım? Onunla da öyleydik. Daha bile ileri. Demek ırgat başından duydun. Ne diyorum sana Haloş Hamdi'nden ileriydik. Bez içtiğimiz su ayrı giderdi. Kemal Cesur iyice efkarlanmıştı. Vay gidi insanoğlu vay. Oysa ki her zaman senin ardından atar tutar ha. Bakma sen, name yapıyor. Kendi atar tutar ama başkasına da toz kondurtmaz. Bundan sonra sen ol, arkadaşını ele verme. Bak, yemekler kurtlu, ekmekler küflü, bayat. Benim derdim zorum ne? Ekmeklerle yemekler. Bir de patoz dalgası. 45 kişilik patozda 35 kişi çalıştırıyor. Günde 20 saat çalışıyoruz. Ne bu? Ha? Makine miyiz biz? Ben sövüp sayıyorsam hepimizin menfaatine. Ben de ses çıkarmasam sonra ne olacak? Doğru Zeynel Ağa, Allah'ımızı şaşırır. Şaşırır tabii. Yarından tezi yok. Gir gırgadın arasına ufaktan ufaktan çakıyorsun ya. Kemal anlamıştı kesinlikle. Tamam dedi. Bundan sonra alacağı olsun. Madem iyilik yaramadı ben de bilirim yapacağımı. Bu hafta geçti. Gelecek hafta işbaşı yapalım. 2 gün geçsin karavanayı yallah edip devireceğim. Siz bana arka olun. Karışmayın gerisine. Kemal Cesur'un birden aklı başına geldi. Korkudan karnı guruldadı. Zeynel'in ne yapmak istediğini anlamıştı. Bununla beraber Zeynel oldu mu diye sorunca oldu aa. Lakin olacak şey değildi. Zeynel sözünün ardını getirdi. Irgadın arasına gir böyle böyle. Zeynel de karavanı dökebilecek arka olalım de e mi? Eh ırgat başıyla aranı sakın bozma. Diline sahip ol. Bak bu işine gelirdi. Sen hiç merak etme Zeynel Ağa dedi. Evvelallah'ın izniyle. Sarı bıyığını vurdu, titremesi falan geçmiş eski halini almıştı. Zeynel parlak demirli sustalasını katlayıp cebine soktu. Ben gidiyorum. Güle güle Zeynel Ağa. Zeynel hendekten sıçrayıp çıktı. Hızla uzaklaştı. Az sonra da Kemal Cesur çıktı ama olacak şey değildi ki. Jandarmaların tövbe şakası yoktu. Dayağı yatırdılar mı? Allah Allah. Durdu, çevresine bakındı. Sonra yere diz verip şarlatıyla işedi. Kalktı, harmana doğru yürüdü. Allah'ımızı şaşırırlar diye söylendi. Harmana geldi, herkes serildiği yerde horultu diş gırcırtısıyla uyuyordu hala. Kendini kuru sapların üzerine bıraktı. Yukarıda yıldız dolu gökyüzü görmüyordu, jandarmaları düşünüyordu. Yok canım, olacak şey değildi. Allah'ımızı şaşırırlar ki şaşırırlar. Zeynel'e göre ne? İpiyle kuşağı. Benim çocuklarım var. Yarın milleti ayaklandırır, sonra da basar gider. Kabak bizim başımıza patlar.
esnedi. Yaşaran gözlerini avuçlarının nasırlı içleriyle sildi, kaşındı uzun uzun. Sabah kaç saat vardı acaba? Çevresindeki saatli birinden bunu öğrenecekmişçesine bakındı. Sonra gözlerini yeniden gökyüzüne çevirdi. Kaynaşan yıldızları gördü bu kez. Yıldızlar kaynaşıyordu gökte. Yedi kardeşleri vardı, buldu. Kırık leğençeyi aradı. Derken Samanyolu Samanyolu'ndan aklı bir zamanlar nenesinin anlattığı Uğru Abbas'a gitti. Nenesinden duyduğuna göre Uğru Abbas hırsızdı. Bir kalbur saman çalmış, kaçarken samanlar saçılmış. Gökteki saman yolunun esası buymuş. Nesi anlatmıştı bir gece Adana'da, yazın damda. Babası sağdı o zamanlar. Katip de hapishanede, kendi gibi. Geceleri mahpusları dövüyoruz derdi arada. Uğru Abbas da yakalansa mahpus olurdu. Kim bilir, belki de minare gibiydi boyu. Elleri, ayakları kocaman kocaman. İnsana bir vursa Zeynel'den yediği yumruğu hatırladı. Kenef diye geçirdi. Bizi bir yumrukta yıktı. Lakin Irgatbaşı da eşi oğlu eşeğin biriymiş. Böyle böyle dediğimi tutsan söyle hayvan oğlu hayvana. Amma dur. Irgatbaşı niye söylesin? Ne çıkarı var? Yok canım, Irgatbaşı değil. Belki de usta söylemiştir. Tamam canım usta. Bana kaç vakittir aykırı bakıyordu. Ne olursa olsun gene de Zeynel'in anasına avradına sövdü. Bir yumrukta yıkmıştı. Karşılık verse o da ona bir tane atsaydı. Atsaydı ama leşi çıkardı oradan. Elinde sustalı, pırıl pırıl, gerçekten de keser mi keserdi. Kesemezdi belki be. Kolay mı? Bağırır, çağırır, ortalığı yaygaraya boğardı. Irgatlar uyanır koşarlardı. Hala Şamdin de uyanıp gelirdi. Hala Şamdin kosta bile Irgatlar bir duydular ki Zeynel adam boğazlayacak, doğrulup oturdu. Zeynel'e karşı gelirler miydi? Yoksa her biri bir yana savuşup kendisi olsa öyle yapardı. Nesine gerek? Şimdi şu Zeynel'in dediği işte. Ne kızı veririm, ne dünürü küstürürüm. Bana ne? Irgatbaşı'ya da söylemem. Zeynel sorarsa, bak hele bak ağa derim. Derim tabii, ondan yanaymışım gibi gözükürüm. Karavanayı devirdi mi, ben yalla. Ne halleri varsa görsünler. Jandarmalar geldiği zaman görmedim, bilmedim, duymadım, haberim yok. Bana ne? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Hey, karavanlarda hiç yenilecek gibi değil ama devirince düzelecek mi? Zeynel'e hay hay, Irgatbaşı'ya vay vay. Yeniden devrildi sapların üzerine. Arkası yarın.